Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda Kitabul Mecmu Şerhul Muhaddeb li Şirani. İmam Şirani'ye ait olan Muhaddeb adlı kitaba İmam Nevevi'nin yazmış olduğu şerhten bir bölüm okuyacağız. Bu şerhin adı Mecmu. Kitabul Mecmu. İmam Nebevi yazmış. Şeyrani'nin müezzep kitabına şerh olarak. Kale el musannifu rahimehu Allahu Teala. Kale dedi. Kim? El musannifu yazar. Musannifu diyorum. Fu, fa'nın zammesi. Çünkü musannif kelimesi faildir. İsmi müfredi musarif olduğu için raf alameti olarak zamme almıştır rahime yerhamu alime ya'lemu babından yani dördüncü vaptan mazi fiil mazi fiillere dili de geçmiş diye mana verebilirsin yardım etti yazdı baktı uçtu kaçtı anladı gibi veya mişli geçmiş anlamıştı yazmıştı okumuştu veya dua manası emri gayb manası yassın baksın uçsun razı olsun rahmet etsin gibi bu da öyle rahime rahmet etsin hu ona allahu Allah Teala Yüce Allah rahime söyledik mazi fiil hu mefuldür nedir meful sana fail lazım allahu kelimesi fail olduğu için merfu olması gerekir haraf alameti zammedir Taala kelimesine kısaca değinelim. Sarf açısından değinelim. Her videomuzda en az bir kelime sarf açısından değinmeye çalışıyoruz. Taala kelimesi kökün köken olarak kökü yani nedir? Aleve. Aleve. Nasara, ketebe gibi. Peşine vav harfi illetli, makabil mekabel meftuh. Vav elif'e çevirirsin. Böylece ne olur? Ala olur. Elifi dik yazacaksın. Ala. Demek ki ala bir mazi fiil. Ama aslında neymiş? Aleve. Aleve fiilini tefal babına aktarırsan, tefaale yapmaya kalkarsan ne olur? Taaleve olur. Taaleve. Vav wow, harfi ile mütarrik. Ma kabul meftuh. Wow, Vav elife çevirirsen bu durumda taala olur. Ta'ala oldu. Demek ki burada bir Elif var. Elif'in aslı Vav'mış. Elif'e dönüşmüş. Tefal babında mazifi. Ta'ala yüce oldu. Peki okuyalım. Yüce Allah ona rahmet etsin. Musannet şöyle demiş idi. Ve men her kime men her kime vecebet vacip ise vacip olursa aleyhi o kişiye ne vacip olursa ama. Es salatu namaz ve ayrıca imtana kaçınırsa kim kaçınırsa ve o kişi kendisine namaz vacip olan kişi kaçınırsa buradaki vacip tabi efal e, mükellefin olarak farz, vacip, sünnet olarak bir terim olarak algılama vacipten maksat gereklilik yani kelime olarak çevirelim. Kime gerekliyse, zorunluysa şeklinde düşünelim ee, Her ne kadar Şafii fıkhından okuyor olsak da Hanefiler bu şekilde düşünmesi gerekir. Yani zorunlu olursa, zorunluysa. Yoksa el vacibu hüvel farz indel cumhur. Vacip farzdır zaten çoğunluğa göre. Usulü fıkıhtan bir parça okudum. Devam edeyim. Memtena, mena, imtena. iftar babında mazi fiil. Ve kaçınırsa. Kim kaçınırsa? He o kişi. Kendisine namaz gerekli olan kişi kaçınırsa. neden kaçınırsa? Min fi'liha, min fi'li salati. Yani namazı eda etmekten. Namazı kılmaktan kaçınırsa. E yani ne olur? Birazdan gelecek. Şu an şart cümlesi okunuyor. İmtena'a mazi fiildir. If gibi. Sen bina kitabında yeterli fiil çektiysen ayetlerden ve sair kitaplardan hadis olur, akayt olur. Çeşitli kitapları biraz inceleyerek okuduysan artık bir fiil gördüğünde hangi baptan olduğunu anlarsın. İfsal babından olduğunu anladığın esnada imtena iftale diye okuman gerektiğini bilirsin. Peki imtena değil de belki meçhuldür. Nereden imtena diye okudun? Çünkü imtena kaçınırsa, kaçınılırsa gibi değil. Malum mana vermek uygun düşüyor buraya değil mi? Vecebet belki vucibet şeklinde düşünebilirsin. Belki vecebet şeklinde düşünmüş olabilirsin. Vecbeten öyle mi düşündün acaba? Vecebet ketebet nasarat fetahat gaybenin müfredi. Burası men, min olur mu? Olmaz. Niye? Fiil nevvelinin harfi cer değil. Harfi cer olmaz. Harfi cer ismin evveline gelir. Ve min havasihi duhulü lami vel cerri ve tenvini vel cerri ve tenvini ve isnar ileyh. İsmin özelliği nedir? Özelliklerinden bir tanesi evveline harfi cer gelmesidir. Vecebet isim mi ki evveline harfi cer Değil yani. Böyle farklı bakış yapmaya çalışıyorum men diye okunabilir mi ki? ve kaçınırsa men o kimse ki faale işledi ha onu. Hem yaptı hem kaçındı olmaz. Dolayısıyla imtana kaçındı neyden kaçındı? Neyden kaçınırsa min ha. o namazı yapmaktan, uygulamaktan, kılmaktan kaçınırsa şeklinde okumak gerekiyor. Burada ne var? Bir ara cümle var tabi. Namaz kılmaktan kaç mı? İki şey ayırabilirsin. Bir, inkar ettiği için namaz kılmıyor. Öyle insanlar var dünyada. Yeryüzünde öyle insanlar var. İki, inkar değil de nedir artık? Üşeyen geçtiktir. Kendisine ağır gelmesidir. Sonra kılarız, sonra kılarız deyip ertelemek vardır. İki farklı gerekçe de olabilir. İnşa yani et kâne ise kim, ne, hüve o kişi ise gizli zamir hüve kânen ismi o kişi nedir ise Cahiden. Cahit kendin haberi. Cahit ise, inkarcı ise, inkar ediyorsa neyi? Li biha li bi salat. Namazın gerekliliğini, namazın gerekliliğini inkar ettiği için kılmıyorsa. Değil mi? Bunu anlatıyor. Burada kan üzerinde kısaca duralım. Şimdi Kaneye dair bir soru geldi geçenki videomuzda. Kâne nasıl bir fiildir? Kâne için eğer sarf ilmi açısından bakıyorsan kâne nedir aslı? Ke ve nedir? Ke ve ne? Kendisi ille tarifi içermekte. Nerede? Aynı fiili konumunda vav var. İlle harfi var. Öyleyse nedir bu fiil? Ecveftir. Nahir ilmi açısından bakarsan kâne nedir? Aynı fiilinde vav var mı yok mu? Onu hiç alakadar etmiyor. Nahi ona bakmaz. Nahi bunun ne amel ettiğine bakar. Kâne kelimesi merfusu ile tam olamıyor. Değil mi? Kâne oldu. Kim mesela? Aliyun, Ali. Ali ne oldu? Kâne oldu. İdi demek. Ali idi. De, de dediğinde yani. Kim ne anlar? Ali idi. Ali neydi? Ali mesela... Bir zamanlar şofördü mü diyeceksin? Bir zamanlar hackerdü mı diyeceksin? Veya kâne aliyyun, kâne oldu, aliyyun ali, öğretmen oldu mu diyeceksin? Yani e, kelime merfusuyla tam olamıyor. Mensuba ihtiyaç duyuyor. Bu yönüyle kâne nedir? Nakıstır. Yani eksiklik vardır kendisinde. Hangi bakımdan? Bir celese gibi değil mesela. Celeseye baktığında celese oturdu. Kim oturdu? Aliyyun ali. ali merfu bir kelime. Ali yun merfu bir kelime getirerek celesi ne oluyor? Tam oluyor. Bundan bir mana anlaşılabiliyor. Mensup bir kelime ihtiyaç duymuyor. Kâne ise mensup bir kelime ihtiyaç duyduğu için kendisinde bir eksiklik var. Kâne isminin raf haberini nasip ediyor. Özel bir fiil. Nasara, ketebe, fetaha gibi bir fiil değil. Nahiv açısından nakıs, sarf açısından ecvef hangi daldan baktığın önemli. Peki fe bu durumda hangi durumda yani kişi namazı inkar etmesinden türü namazı terk ediyor kılmıyorsa hüve işte o kişi nedir kafirun kafirdir. Peki kafir sen olmuş ve yecibu ve yecibu gerekir katluhu onun katli gerekir. Niye? Bir riddet, riddet reddetmek, mürteddik gerekçesiyle. Şimdi yeci bu üzerinde kısaca duralım. Maksut okurken görmüşsünüzdür. Orada geçen bir konu. Vecebe. Muzarisi gelir? Yevcibu vecebe Yevcibu Aslı bu. Yevcibu Ama kitapta Yevcibu yazmıyor. Kitapta ne yazıyor? Kitapta şöyle geçti. Yecibu Vav niye geçmedi? O var. Çünkü maziye baktığında felilinde vav var. O zaman muzaarde de olmalı. Ama yok. Çünkü bizim buradaki Vav'ımız sukunlu. Sağ tarafında yağ var. Sol tarafında kesire var. Üç şeyi yan yana görürsen Vav'ı silersin. Vav'ın sağında yağ değil, ta da olsa yani eteğine dediğimiz eteğine dediğimiz muzarat alametlerinden hangisi Vav'ın sağında olursa olsun fark etmez. Vav sakin sağında eden biri var. Solunda esre var. Vav silinir. Bu yüzden silinmiş. Karşına y olarak çıkmış ama aslı yev cibu. Bunu biliyorsun. Katlu katil kelimesi fail olduğu için katlu lam azanvi verdik. Katele, yaqtulu, katlun mastar. Katluhu onun katli. Bir riddeti nehu Çünkü o kişi O kişi ne yapmış? Kezzebe yaran, Yaranladı yalanladı. Hı o kişi gizli zamir fail. Kimi yalanladı? Allah'e meful olduğu için fetale bitiyor. Allah'e Teala yüce Allah'ı yalanladı. Allah yaranlamaktan maksat ya yani. nerede yaranladı? Fi haberihi onun haberinde vermiş olduğu haberde bilgide. Li en li inne olmaz zaten. Li en harfi cerden sonra elif nun maddesi. Harfi cerne li peşine ne gelmiş? Elif nun yani hemze nun diyelim. Hemze ve nun gelmiş. Anfijal'den sonra geldiğinde hemze esreleyemezsin. İnne olmaz. Enne olacak. Anfijal'den sonra geliyor çünkü. Li enne. Hu, hu ennenin ismidir. Hu diye okunması gerekir. Hi olmaz. Ha olmaz. Kedibe değil. Kezzebe. Niye? E, fiil mütadi olmalıdır. Değil mi? Keddebe, yalanladı. Sana fail lazım. Ful lazım. Bu mana uygun. Hüve Allah'e. Teala az önce anlattık zaten. Teala yüce oldu. Kim? Gizli zamiri ve faidir. Fi haberihi bu şekilde okunması lazım. Fi hu bu ruhu olacak değil yani. Haber kelimesi Türkçede de kullanılan bir kelime. Haberi haberin olmaz. Temin almaz Çünkü haber kelimesi muzaf hi muzaf ileyh. Muzaf olan kelimeler tenvin almaz demiş idik ve in şayet terake terk ederse terake hüve gizli zamir hüve var faildir o kişi terk ederse neyi ha onu yani namazı terk ederse ve o kişi ne olduğu hal mu'tekidun mu'tekidun inanıcı inanan inanmış inanan kişi olduğu halde, inanmış olduğu halde terk ederse, ne inanmış ama? Bana mı? Ne ilgisi var? Li vucu biha, li vucu bi salat. Ha salat demek. Namazın gerekliliğine inandığı halde, inanarak, inanmış iken, bu haldeyken terk ederse ne olur? Vecebe gerekli olur. hali o kişi üzerine el katlu, katil gerekli olur. Ve kale ve dedi kim? Dedi fail geliyor. El müzeni yu imam müzeni dedi. Ne dedi? Yuvrabu dövülür. Vela la yuktelu öldürülmez. Öldürmek katil nereden çıktı? Dövülür. Varabe yadribu yuvrabu dövülür. Hüve o kişi. Ve la yuktelu öldürülmez. Hüve o kişi. İki fiilde meçhuldür. Kendilerinde bulunan gizli zamir hüve na'ibu fa'idir. bu diyorsun mesela meçhul okudun dövülür. Belki malumdur. Yadribu döver. Kim döver? Mesela hüve o kişi. E kimi döver? Hem fa'il hem meful lazım. Döven kişi kim? Hüve o. Sağ tarafta dövecek olan birisi geçmiyor ki. Yanlış yapan birisi geçiyor. Dolayısıyla dövülür şeklinde meçhul olarak okumak manaya uygun olacak. Böylece hem fa'il hem meful aramayacağız. Çünkü fiillerin sağ tarafında iki farklı şahıs geçmemiştir. Geçseydi birini fail birini meful olarak düşünebilirdim. Ama sağdaki şahıs geçmedi. Tek bir kişi var. Namaz kılmayan kişi var. Onu fail yapsam meful yok. Meful yapsam fail yok. Ha, o zaman meşhul okuyayım dedik. <Sessizlik> i̇n in şartiye tarake tarake hüve ha ve hüve mu'tekidun inandığı halde. Vav vav haliye hüve mübteda mu'tekidun haber. Hüve mu'tekidun isim cümlesi olarak ne olur? Hal olur. Bu şekilde bir bölüm okuduk. Tabi devam var ve derilu ala devam ediyor. Buraya kadar okuyarak tamamlamış olduk. Bir de fıkıh kitabından okumuş olduk böylece.